Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir etkinlik gerçekten. TGV'nin idealleriyle, vizyonuyla da çok örtüşen bir şey yapıyorsunuz. O açıdan da çok çok mutlu oldum. Odadaki arkadaşlarım belki TGV odası olmasının da etkisiyle hepsi eğitimlerinin dışında sosyal sorumluluk alanında da son derece aktif, özgüvenli. Ki benim TGV'de çalışmaya başladıktan sonra çok net gördüğüm farkı hissettiren arkadaşlardı. Hepsine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ki bunu da söylemek isterim gerçekten. Özellikle TGV'den sonra gördüğüm bir kurumda, bir STK'da gönüllülük yapmak sadece o STK'nın hizmet verdiği çocuk ya da yaşlı kadında değil, o kurumda gönüllülük yapan özellikle genç arkadaşlarımıza da inanılmaz şeyler katıyor. Her şeyden önce özgüven katıyor, yaşama karşı enerji katıyor, heyecan katıyor, yaşamlarına anlam katıyor ve biz bunları mülakatlarımızda bu farklılığı çok net hissediyoruz. Şu an TGV çalışanlarının üçte birinden fazlası da geçmişte TGV'de gönüllülük yapmış arkadaşlarımız ya da başka STK'larda. Ki bizim grubumuz da hep öyleydi ve hepsi harikaydı. Kendilerini inanılmaz güzel ifade ettiler. Ne istediklerini biliyorlar, amaçları var. Hayatta nereye ulaşmak istediklerini biliyorlar. Bunları görüyor olmak beni ayrıca da çok çok mutlu etti. Çok Çok güzel, teşekkür sağ olun. ediyorum bu fırsatı sunduğunuz için. Biz size teşekkür ediyoruz. Aklınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Geri bildirimlerinize sağlık. Mehru burada mı? Gir bak. Buradayım hocam. Seni de dinleyelim. Tabii çok teşekkürler. Benim için de çok keyifliydi. Biz biliyorsunuz fellow tarafında böyle on binler. İş tarafında da işte bu ara özellikle 5 pozisyon doldurmaya çalıştığımız için şu anda yaklaşık böyle onlarca insanla görüşüyoruz. Bizim odadakiler de çok keyifliydi ve çok teşekkür ederiz. Merhaba hocam. Meru'yu duydum geldim dedi. Merhaba. Çok keyifliydi bizimkiler. Yani bizim ekipte mülakat yaptıklarımız. Herkes çok çok pozitif bir kere her şeyden önce. Çok iletişim açıktı. Bizim genel feedback'imiz biraz daha bu işte hani seni dinleyebilir miyim dediğim anda anlatmaya başladıkları şeylerle ilgiliydi. Yani personal life'larıyla yani kişisel hayatlarıyla iş deneyimlerini harmanlayarak benim CV'de görmeyeceğim ve onlarca ya da yüzlerce insan arasından not ettiğimde aklımda kalacak cümleyi bulmalarıydı. Yani kendi eşsiz değer önerilerini aslında söylemelerini hep feedback olarak verdim. Ben bu soruyu da soruyorum mülakatta. Sizin eşsiz değer öneriniz ne diye iş mülakatlarında. O yüzden o önemli onu bulmaları. Bir diğeri de özellikle birkaç tane case sordum ben. Biz normalde ikinci mülakatlarda sorarız case'leri. Ama örnek olsun diye case sordum. O case'lerde verdikleri cevaplar üzerinden feedback verdim. Hani hayatı böyle çok toz pembe görmemek lazım. İnsanların hepsi iyi niyetli değil ne yazık ki. Dolayısıyla daha kötü niyetli insanlara ya da durumlara karşı daha dayanıklı olmak aslında geliştirmek gerekiyor. Bu biraz deneyimle tabii ki düşe kalka öğreniyor insan ama biraz o tarafta hani o toz pembelikle ilgili feedback verdim. Onun dışında çok güzeldi genel olarak. Mehru'cum çok sağ ol ya. Cumartesi günü bize bu Estağfurullah zaman hocam ne demek? ayırdın. Çok faydalı oldu valla. Çok sağ ol. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Umre'cim teşekkürler. Evet, Girvak başvuruları açıldı. Başvurursanız çok seviniriz. Kapımız her zaman bu ekipteki gençlere açık. Hep en iyi adaylar buradan geliyor zaten. Evet, Bülbin Insider'da nasıl gitti? Ama siz ilk başta söylediniz Erhan Hocam, hani bana soru söyleyecek bir şey soru bırakmadın dedi. Derinden görüşme biraz bende oldu. Fatih Çünkü abarttı ama ya. Çok üstüne evet üstüne. Fatih, gerçekten ben de Fatih öne çıkarmak isterim. Kendisini çok iyi ifade etti ve hikayeleştirerek, ağzını da doldurarak anlattı. Hani bir teknik görüşmede karşılaştığım kendini en iyi ifade eden görüşmelerden bir tanesini aslında yaptık. E Bu artık da ki alırsınız onu bir zahmet. vallahi neden olmasın? Ben ileride sevilirim. Gerçekten buraya gelip arkadaşlar kendilerini çok hazırlamışlar. Ben hani genel bir feedback olarak hep ilk CV üzerinden giderek verdim. Onun dışında hani verdiği cevaplara göre de verdim. Bugün 5 tane görüşme gerçekleştirdim ama bence bugün buradan alıp götürecekleri şey çok oldu. Bir kere herkes de buradan hani katıldığı için de çok bence medeni cesaretleri olması, onları bir adım öne taşıyan bir şey. Herkes
Herkese burada tebrik ediyorum. Hani ben belki 5 kişiyle görüşebildim ama onun dışında birçok kişi burada bir sürü görüşme gerçekleştirdi. Bu yüzden de hani açıkçası ben çok verim aldım. Bu tarafta da herkesin verim aldığını düşünüyorum. Çünkü çok keyifli sohbetler oldu. Ben de deneyim olarak çok farklı şey yaşadım bu arada. Hani teşekkür ederim yer aldıklarınız için de. Çok farklı bir deneyim oldu yani gerçekten. Böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Herkesin yaşadığı şeyler ama bu çok farklı bir şeydi. Gülbin'cim, Hande'ye çok selam söyle bizden. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin zamanını bize verdiği için. 3 ay sonra tekrar bekliyoruz. Daha fazla kişiyle gelebilirsiniz. Çünkü gördün yani 100 kişi falan vardı sizin odanızda. Evet. Ben söylerim Erhan Hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok tekrar teşekkür ediyoruz sana geri bildirim için de. İlk seansta Zorlu'dan geri bildirim aldık ama bir tane daha alalım diyorum şimdi. Zorlu Enerji'den Özge veya Yusuf burada mı? Yine Zorlu'dan bir geri bildirimle kapatalım. Şu anda geliyor zannediyorum. Merhaba. Geliyorlar mı? Selamlar. Enerji'den Yusuf Bey'le beraber konuştuk. Ben geri bildirim vereceğim arkadaşlara. Çok heyecan verici. Hani özellikle bu yeni nesil dediğimiz kısmının yenilenebilir enerjiye, dünyaya kıymet veriyor olmaları çok güzel. O beni çok etkiliyor. O yüzden kayıtsız kalamıyorum. Yani böyle enerji sektörünü istiyorum diyen öğrenci ben kayıtsız kalamıyorum çünkü muhakkak bir nedenleri var. Çok heyecanlı olmaları güzel. Genel konuştuğumuz sadece birazcık gitmek istedikleri yolu belirlemeleri. Hani sektör okey ama bu sektörde rolü biraz daha somut belirlemek. Bunun için tabii ki de staj ya da gönüllü çalışmalar çok önemli. Bunu yapan arkadaşlarımız var veya yapmayanlar da oldu. Bir de insanların özellikle hani bizim toplumumuza kendini tanıtmak dediğimiz noktada açık yüreklilikle ifade edebilmek. Zayıf yönler için de tabii ki işte nasıl geliştiriyorsun, bunun üzerine nasıl gidiyorsun'a cevap verebilmek bence önemli. Böyle geri bildirimlerimiz oldu. Çok keyifliydi. Ama bence bütün arkadaşlarımızın da bugün, bu cumartesi gününde işte herkesin evinde olduğu bir gün buraya katılıp zaman ayırıyor olmaları zaten gelecekte onları bir adım öne taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Size de teşekkür ederiz tekrar. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu öğrencilerin bilinç seviyesi herkes için geçerli olmayabilir ama özellikle bu programda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine kurgulanmış bir program bu. Zorlu da bu konuda tamamen arkamızda. Dolayısıyla yetken öğrencileri biraz daha bilinçli olabilir ortalama öğrenciye kıyasla. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir deneyimle teşekkürler. Sizin de zamanınız için size çok teşekkür ediyoruz. Aklınıza ve ağzınıza sağlık.